Alo. Ne haber canım? Nasıl oturdun? Nasıl olsun? Her zamanki gibi. Dışarı çıkmayacak mısın? Aa, sen dışarıda mısın? Tamam, gel. Hiç ses çıkmayacak, tamam mı? Yapma Tuncay, ortalık yerde. Özlettin kendini hanımefendi. Bu zengin bakıcılığı işi de bana kabak tadı vermeye başladı, artık haberin olsun ha. Ay, başlama yine. Burcu. Burcu. Burcu, nefes al bakayım. Burcu. Burcu, hadi. Şu içeri girsek biraz be. Tuncay. Ne var kız? Eğlenirdik biraz. Olmaz ya. Kaç kere söyleyeceğim. Bak birazdan şu kadın gelir. Baş belasının teki zaten. Burcu. Burcu. Burcu, nefes al Burcu. Burcu. Burcu, dayan. Burcu. 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 Olamaz. Burcu. Burcu. Dayan. Burcu, dayan. Burcu. Burcu. Burcu, sabret. Burcu. 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 Burcu, dayan. Burcu, nefes al. Burcu, dayan. Burcu, dayan. Arzu abla. Arzu abla. Arzu abla. Can, içeri bakayım. Burcu. Burcu tıkanıyor. Kavga etmeyin dedim değil mi kaç kere? Tıkanıyor ama, koş. Tamam, ben geliyorum. Sen git içeri. Ama... İçeri dedim, hadi. Git hadi sen de. Ayarladın mı bir şeyler? Cılkını çıkardın ama Tuncay. Yok, anladın mı, yok. Böyle bir yerde ha? Arzu, git hadi. Para? Allah kahretsin Tuncay. Arzu, yarın uğra, tamam mı? Hadi. Burcu. Burcu, dayan. Burcu. Burcu, dayan. Burcu. Ne oluyor lan size veletler? Ben. Buraya düştüğün önce anlamadım ben. Çekil şuradan. Çekil. Burcu. Dayan kardeşim. Burcu. Burcu, sabret. Lütfen Burcu. Burcu. Arzu abla, ödelim. Burcu. Burcu, dayan. Burcu. Burcu, dayan. Lütfen Arzu abla, hadi. İlacı ver. İlacı ver. Ver ilacı. Burcu. Burcu. Burcu, dayan. İlacı versene. Burcu. İlacı ver. Hadi Arzu abla, ilacı getir. İlacı ver. İlacı ver. Arzu abla, hadi. Burcu. Burcu. Arzu abla. Burcu. İlaç. İlacı ver. İlacı, ver ilacı. Burcu. Ver. Çekil şuradan. Burcu, Burcu, dayan. Dayan Burcu. 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 Al şunu.
Bir daha dediğimi yapmazsanız ben bilirim size yapacağımı. Hoş geldin Zehra teyze. Hoş bulduk. Can? Burcu? Ne oldu size? Burcu çok kötüydü baba. Çok kötüydü. Aa, canım. Aa. Aa. Ne yaptın gene sen kızım? Yani şu kadarcık çocukların sözüyle beni azarlamıyor musun Zehra teyze? Uyuz oluyorum vallahi. Aa, üstüme iyilik sağlık. Buyurun. Temiz havlu Ayhan Bey. Sağ ol. Yapma. Annen burada. Zaten bütün gün anamı ağlatıyor benim. Ya dayan biraz canım sen de. Bilmiyorum artık. Ben çıkabilir miyim Ayhan Bey? Tabii tabii. Ben bırakayım seni. Ay yok canım, giderim ben. Zahmet etmeyin siz. Hemen geliyorum, bekle. Oğlum. Ne yapıyorsun sen? Ne? Ne bu oğlum böyle her gün her gün eve bırakmalar filan? Sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Öf be anne. Başlamayın Allah aşkına ya. Ah. Allah Allah. Dururken suratını astın yine. Of Ayhan. Neye bozuldun sen? Biliyorsun işte. Canım ya of. Biraz sabırlı ol sen de. Düzelecek hepsi. Tabii düzelecek. Eminim düzelecek. Hadi ama. Neşelen biraz. Çok yakışacak sana.
Sonra Hazreti Ali'nin geldiğini duyan saray muhafızları zangır zangır titremeye başlamış. Hele ki Zülfikar'ın gölgesi düşmemiş mi? Vay ki ne vay, vay ki ne vay. Sonra ben deyin bey, siz deyin padişah bir adam çıka gelmiş. Hadi be. Çok teknik bir gol izledik. İkinci gol 2'de 2 ile oynuyor. Arder'de 2 gol buldu. Pasiaro, Zaraman Gray'nin golüyle İsveç farkı ona indirdi. Şimdi İsveç hücumu... Ayhan. Bu gidiş iyi gidiş değil oğlum. Ne gidişi yine? Oğlum, bu kızı bakıcı diye aldınız siz. Rahmetli Sibel'in de... Yine başlama anne. Ne olmuş yani? Ne var? O çocuk bakıcısı Ayhan. Öyle hediyeler mediyeler alıp yoluna ipek döşeyemezsin. Ya yol ver gitsin ya da nikahını al doğru dürüst diyeceğim ama... İnsana eş olacak bir kız değil o Ayhan. Ya ne kadar fesatsın sen ya. Of ya of. Al televizyon seri. Ne oldu o iş? Ya hangi iş Tuncay ya? Ne bu her gün her gün? Gerginsin tabii. O iki sümüklüyle uğraşıp duruyorsun bütün gün. Ama seninle uğraşmaktan iyidir. Tepemin tasını attırma benim. Zilli! Bırak beni! Tepinme lan! Bu ne? Ne bu? Dokunma! Ulan bulmuşsun değnek. Ama yalnız sen sağmazsın, tamam mı? Yedirmezler adama. Yoksa ne olur biliyorsun. Sevgili Arzusu'nun koleksiyonu Ayhan Bey'in eline geçiverir. Hem de 32 kısım tekmeli birden. Alçak herif. Heyecanlı fotoğraflar bunlar. Her şey de açık. Hem de çok açık. Beni görürsen ben seni görmem. Yoksa fena olur. Gününü göreceksin alçak herif. O fotoğrafları senin yanına gömeceğim. Senin yanına. Çocuklar, bir şey unutmadınız mı siz? Bismillah. Bismillah. Ah, şimdi oldu. Hadi afiyet olsun. Anne, ne bu şimdi?
Valla sayende ev Kur'an kursuna döndü anne. Sana terbiye verememişim, bari onlara bir şeyler vereyim ha? Çoktan defolup giderdim bu evden. Tek derdim onların heba olup gitmemesi, o kadar. Anne, başlama gene. Çocuklar besmele çekecek, karışmayacaksın. Hadi devam edin, siz de ne bakıyorsunuz? Hadi. Ayhan. Anneni geçtin, bari çocuklarını öp çıkarken. He, tabii ya. Hayatımız Türk filmi. Ne yapıyorsun? İşe gidiyordum. Çok yakışıklı olmuşsun. Gitmeden seni yakaladığıma sevindim. Sen de güzel görünüyorsun. Hayırlı işler. Hoşçakal. Beni gözetliyorsun değil mi? Nasıl istersen. Sen bakarken daha çok hoşuma gidiyor. Allah ıslah etsin seni. Eğer düşünürseniz faiz oranları da epey düştü sayılır Ayhan Bey. Yok canım, o tarafı önemli değil de. Ya çok güzel evler var. İnsan karar veremiyor. Yok, ona vakit var da. Bu sürpriz olacak. Nikah hediyesi. Evlilik hazırlığı ha? Tebrik ederim Ayhan dedim. Sus sen de be. Defol buradan. Ne? Defol dedim. Bana bak, benimle doğru konuş. Sen nasıl gördün yetişirken bilmiyorum ama kızım, benim torunlarımın hayvan terbiyecisine ihtiyacı yok. Seni buna pişman edeceğim. Duydun mu? Pişman olacaksın. Çık dışarı. Sen gitme olur mu? Köye gidelim babaanne. Üçümüz. Ne dersin? Olur. Evet babaanne, gidelim. Ama okulunuz. Sonra baban da burada. O bizi sevmiyor zaten. Evet, o aptalı seviyor. Ayıp ama. Ayhan. Anne. Arzu işine devam edecek. Bak, tatsızlık istemiyorum artık. Arzu, geç hadi.
Anne! Anne! Of! Ya nereye gidiyorsun sen Allah aşkına? Evime. Evime gidiyorum. Saçmalama anne. Hadi gir içeri. Hadi. Hadi senin gözün kör oldu. Öyle birini karım diye nikahını alacaksın. Peki ya çocukların? Onlara da mı acımıyorsun? En kısa zamanda onları başından atacağım. Hatta seni bile. Sus artık anne. Zırvalıyorsun bak. Sana ve çocuklarına dua edeceğim oğlum. Elimden başka bir şey gelmedi. Yeter be. Git be. Git. Git. Seninle mi uğraşacağım ben ya? Sizin bu babanızda var ya, hiç kafa yok ha. Vallahi. Herif düpedüz gerzek. Şu eve bak. Şu çocuklara. Şu hayata. Sonra da herifin yediği naneye bak. Al şunu. Anlaştığımız gibi. Ve bu son Tuncay, tamam mı? Niye canım? Gül gibi geçiniyorduk işte. Dalga geçme. Nikah günü bile alındı. İş ciddi Tuncay. Yalvarırım bize engel olma. Vay. Saadetinize mani olmayayım diyorsun yani. Gel de özel görüşelim biraz. Saçmalama ya. Gel. Uf ya. Thank you.
Ama Ayhan, bu... Ay canım benim. Sana layık değil ama. Baba ben korkuyorum. Sen de yanımıza gelsene baba. Tamam canım, ben ilgilenirim. Zıbarın, tamam mı? Hemen. Bir de sizden kurtulsam. Üzülme. Babaannem gelecek. Gelmeyecek. Gelecek. Merak etme. Gelecek. Allah'ın akılsız Zehra'sı. O yavruları nasıl bıraktın da geldin oğlunun eline ha? Ay yarabbim. Hayırdır Zehra kadın? Gecenin üçünde. Bana araban lazım muhtar, araban. Araban mı? İyi de sen araba kullanmayı biliyor musun? Sana kim öğretti be adam? Sen beni Karamürser sepeti mi zannettin? Ver şu anahtarları. Ya bu araba gitmez o kadar yolu Zehra kadın. Hay Allah. Bu kadın deli, tam deli. Bakkal geldi. Şu kapıya bakın. Kardeşini de al, hazırlanın gidiyoruz. Gelmiş mi? Sen. Ben çocukları alıp gidiyorum. Ayhan'a söyle, ne hali varsa görebilir artık. Güle güle. Bir daha da geleyim deme sakın. Babaanne.
Ah canım. Bak güzellerim benim, hadi gidelim. Bak almayayım seni ayağımın altına. Benim babam ne derdi biliyor musun? Her şeyini feda edeceksin ama çocuklarını asla. Hadi çocuklar, gidelim artık. Üzülme canım. Bir düzene girince gidip alırız çocukları. E annem işte, ne yapalım? Baksın canım, meraklı değilim ben. Ne o öyle eşkıya gibi? Tamam, üzülme artık. Hadi çıkıp bir şeyler yiyelim. Hadi. Beni utandırma Allah'ım. Bu çocukları ziyan etme. O yan masadaki adama çok güldüm. Yok yok ya. Bu yandaki eve ben de çok güldüm ona ya. Nasıl düştü sandalyeden? Hadi gel gel. Sen de kimsin? Bunu o yanındakine sorsana Ayhan Bey. Çık lan evimden. Çık lan evimden manyak herif, çık! Çıkarım. Hatta ebediyen çıkarım. Beni bir daha hiç görmez, mutlu mesut yaşarsınız. Ama benim de biraz mutlu olmak hakkım, öyle değil mi? Mahvettin beni pislik! Mahvettin her şeyi! Bedavaya kazı olmak yok, benim payımı vereceksin! Dur! Sen ne avanak herifsin be! Silahı doğrultman gereken o! Vur onu! Çık lan önümden! Çık! Vur şunu Ayhan, vur! Neler döndüğünü anlamıyor musun? Vur artık! Vur şu lanet herifi, vur! Anlamıyor musun? Dur! Yok edelim şunu hemen. Pislik herif. Ver şu resimleri. Ne? Ama onlar önemli bir şey değil hayatım. Ver şu resimleri! Defol! Defol! Defol!
Aa, Ayhan. Anne, anne, ben... Oğlum, ne oldu? Gel içeri, gel. Hayır anne, onları bu halde göremem. Utanıyorum anne. Ayhan, oğlum. Anne, ben birini vurdum. Ne? Beni bulmaları an meselesi. Onlara zaten iyi bakarsın sen. Ama... Beni iyi anlat onlara, olur mu anne? Baba anne, nereye gittin? Affet beni anne. Baba anne, kim geldi? İnsan yaşadığı dünyaya vahşet götürürse, oturup kendi sonunu rahatça seyredebilir. Onu haksızlıkla, hırsla, meşru olmayan zevklerle besler. Ama bu canavarın son yiyeceği kendisi olacaktır. Kalp gözünüz açık olsun.